Büyük pazar AB. AB pazarına ilişkinde Avrupa Birliği Konseyi'nin almış olduğu seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını tavsiye ettiği ülkeler içerisinde Türkiye'ye yer vermemesi Türk turizminin gelirler açısından önümüzdeki süreçte nasıl etkileyecek? Diğer yanda yurt içi talepte eğilim neye işaret ediyor ve yıl genelindeki beklentilerini soracağız. Sektörden iki değerli isim bizlerle birlikte. Joli Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort and Spa Genel Müdürü Tunç Batım. Hoş geldiniz diyerek başlıyorum öncelikle. Çok sıcak bir gelişme. Avrupa Birliği Konseyi'nin almış olduğu kararla tavsiye niteliğinde dahi olsa da sonuç itibariyle Türkiye'de turizmin gelirlerinin en büyük pazarı AB üye ülkeler oluşturuyor artı İngiltere. Bu karar özellikle yaz dönemindeki turizm gelirlerine yıl boyu nasıl etkileyecektir? Bu karara ilişkin yorumunuz ne olacaktır? Öncelikle Mete Bey sizle başlayalım. Evet. Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar. Tunç Bey'e de selamlar değerli dostumuza. Şimdi tabii önemli bir süreç yaşıyoruz. Bilhassa iç pazarda işte bu hafta işlerimizin de yoğunlaştığı bir dönem. En azından bir nebze de olsa keyiflerimiz ufak olsa da yerine gelmeye başladı. Bakıldığı zaman ilk 6 ay verileri şu anda çıkmadı ama ilk 3 ayda Ocak ayında %15 artış vardı. Şubat ayında %8 TÜİK ve Kültür Turizm Bakanlığımızın verilerini ifade ediyorum. Ama Mart ayında ne yazık ki %53'lük bir düşüşle karşılaştık. Nisan ve Mayıs zaten sizlerin de bildiği gibi özellikle hava yollarının da uçuşlarını durdurmasıyla beraber sıfır noktasına indi. Şimdi bakıldığı zaman belirli ülkelerden özellikle Ukrayna'dan, Kazakistan'dan uçuşlar gelmeye başladı ama tabii ki bu beklentinin çok daha altında. Özellikle işte Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere ve Rusya olmak üzere ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler. Buralardaki beklentilerimiz de çok fazla. Şu an bildiğim kadarıyla herhalde bu saatlerde hem Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy ve hem de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'yı bir ziyarette bulundular. Ana merkezinde de ziyaretimiz tahminim ki uçuşların ne zaman başlaması ile ilgili bir takım şeyler konuşulacak. Tabi bu bir aynı zamanda sağlığın çok önemli olduğu bir dönem yaşamakla beraber sonuçta bu bir ekonomiyle de ilgili bir şey. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri kendi içlerinde uçuşları başlattı ama sonuçta dediğim gibi ciddi ekonomi yansımaları olacağı için ve siyasi bir takım konularla ilgili görüşmeler yapılacak diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki en yakın zamanda ki ülkemiz bu anlamda Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu işi en iyi yöneten ülkelerden bir tanesiyiz. Hala ne yazık ki vakalar devam ediyor. Çok da bir üzücü olmasına rağmen ölümlerle karşılaşan durumlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah en yakın zamanda süratlice hem ölümlerin azaldığı, hiç olmadığı, vaka sayılarında azaldığı bir döneme gireriz. Çünkü şu anda yaşanan şey tabii ki sadece sağlıkla ilgili değil, ekonomik olarak da bu işin çok büyük yansımaları olacak. Çok ciddi anlamda. Çünkü şu anda belki belirli bir noktaya kadar idare edildi. Ülkeler idare etti ama bunun ekonomik yansıması çok daha fazla olacak ve turizm gelirleri ülkemizin çok çok önemli. İşte hep diyoruz bacası sanayi diyoruz. Hakikaten bu anlamda can siparihane olarak hem devlet görevlileri hem biz seyahat ajantaları, otelci dostlarımız, hava yolları, karayolları tüm bilişenleri olağanüstü bir gayret gösteriyoruz. Mücadele ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda normalleşme dediğimiz döneme tam anlamıyla gireriz diye düşünüyorum. Evet, şunu da sorayım hemen bir cümleyle. Yılbaşına koyduğunuz genel turizm sektörü gelirler ve ziyaretçi hedeflerinin ne kadar gerisinde kalır bu yılı? Bu kapsamda nasıl görüyorsunuz oransal olarak? Bir cümleyle rica edeceğim Sayın Vardar. %60 civarında bence eksiyle kapatırız. Yani beklentinin %60 altında kapatırız diye düşünüyorum. Şu anda bununla ilgili tabii ki özellikle bunu hem Türkiye'de bir seyahat ajantası sahibi olarak hem de turizmin
40 yıldır içinde olan bir aile olarak iç pazarın önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu anlamda işte son 20 gündür çok değerli otellerimiz açılıyor. Bunlardan bir tanesi Tunç Bey'in genel müdür olduğu Hilton Dalaman olmak üzere. Hakikaten her geçen gün otel sayıları artıyor. 1 Temmuz'a girdiğimiz bugün de yaklaşık %30 gibi otel kapasitesi açıldı. Ben bunun %50'ye çıkacağını düşünüyorum. Geri kalan kısmının tamamen yurt dışından gelen taleple ilgili olacağını düşünüyorum. Eğer bunu %60-70'e çıkartabilirsek gelirlerde o zaman %40'a kadar düşürebiliriz kaybı. Ama bugünkü ortamda %60 gibi bir gelir kaybı olacak gibi gözüküyor. Bugünkü mevcut konjonktür devam ederse %60 gelir kaybıyla kapatacaktır turizm sektörü bu yılı diyorsunuz ve ben hemen Tunç Bey'e dönmek istiyorum. Tunç Bey, sizin otel yatırımının olduğu nokta Dalaman, dolayısıyla AB üye ülkelerden gerek Kuzey Avrupa gerekse İngiltere pazarından çokça turist çekiyorsunuz. Peki AB'nin bu kararı her ne kadar tavsiye niteliğinde de olsa da seyahat kısıtlaması özellikle genel turizm gelirlerine nasıl yansıyacaktır? Bu dönemde çok hızlı bir manevrayla turizmde ülke pazar çeşitliliğine gidilebilir mi? Ne diyorsunuz? Bu mümkün mü? Öncelikle teşekkür ediyorum programa davetiniz için. Şunu söyleyebilirim hızlı bir şekilde. Bu saatten sonra yeni bir pazar yaratmanıza imkan yok. Yeni bir pazar yaratmak için seneler gerekiyor veya en iyi ihtimalle bir sene öncesinden bir pazarlama stratejisini belirleyip oraya doğru hedeflenmeniz gerekiyor. Maalesef bu anlamda bizim Avrupa, İngiltere, Rusya ve benzeri bu çevredeki ülkeler dışında çok büyük bir şansımız yok şu anda. Turizmi belli bir noktadan, işte bu krizin içinden çıkaracak bir acil planımız maalesef yok. Uygulamaya geçeceğimiz bu anlamda da bir alternatifimiz bulunmamakta. Bu nedenle Avrupa'nın verdiği tavsiye kararı da olsa tabii bizi çok ilgilendiriyor. Burada binlerce tesisi, tur operatörlerini ve dolayısıyla tüm turizm çalışanlarını, 1,5 milyon turizm çalışanlarının hepsini ilgilendiren bir karar. Biz biraz daha bunu, ben aynı zamanda Güney Ege Turizm Otelciler Birliği Başkan Yardımcısıyım. O şapkayla da konuşmak istiyorum. Bizim bu bölgeyi de temsil eden, tabii inanılmaz şeyler yapılıyor bu arada. Turizm Bakanlığı kendi içinde sertifikasyonla ilgili bir takım, biliyorsunuz çünkü şu anda mecbur tuttu onu, onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Otellerin çoğu buna adapte oldu. Kısa çalışma ödenekleriyle içerideki işçi arkadaşlarımız belli bir formülle bünyemizde tutmaya devam ediyoruz ve masrafları şu anda hala iş yeri sahipleri olarak veya işletmeciler olarak üstlenmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda tabii bizim de beklentimiz senelerdir ilişkimizin devam ettiği Avrupa ile ve İngiltere ile bir şekilde bu politik manevraların dışına çıkarak bu turizm dolaşımının hayata geçirilmesini bekliyoruz onlardan, ama Avrupa Birliği'nden maalesef gelen sinyal biraz daha özellikle, çünkü kriz yalnızca Türkiye'de yok, Avrupa'da da var biliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'daki seyahat büyüklüğünün yaklaşık %60 küçüleceği öngörülüyor. Ama bu geri kalan %40'lık kesim de çok büyük bir rakam. Dolayısıyla birlik içindeki ülkelerde bu paranın dönmesini stratejik olarak bekliyorlar gibi bir hava var. Çünkü bize öngördükleri nedenler biraz geçiştirici, biraz palyatif, altyapıları çok sağlam değil. Ve bu bağlamda daha çok bu kararın ekonomik olduğuna inanıyoruz. Umarım bugünkü görüşmeler birçok şeyi çözer. Bugün yine İngiltere bir açıklama yapacak. Hani Türkiye ile ilgili de bu açıklama beraberinde olumlu geleceğini umuyoruz. Ve Almanya, Avrupa ve İngiltere'nin açılması durumunda otelcilerin şu andaki öngörülen kaybı bizim %80. %80, %90 arası. Yani bu kayıplarla maalesef hiçbir şekilde çıkaramayız. Dolayısıyla Avrupa ve İngiltere'nin açılmasına %100 ihtiyacımız var. Evet. Evet, özellikle otellerdeki kayıpların %80, %90 otel cephesindeki kayıpların bu oranlara ulaştığını söylüyorsunuz. Bu anlamda Almanya, evet, ve İngiltere pazarları
açılmalı, yoksa bu pek de sürdürülebilir değil diyorsunuz. Şunu da sorayım, GETOP Başkan Yardımcısı olarak bölgenizdeki otellerin yüzde kaçı koronavirüs sertifikasyon sistemine kendini adapte edebildi Sayın Batum? Şu anda çok az. Şu anda açmayı düşünen otel sayısı zaten az. Yani %15-20 gibi bir otelini açmaya çalışan, daha doğrusu işte bu sertifikasyona başvuruda bulunan otel işletmecileri var. Ama %15-20'yi geçmiyor şu anda. Herkes beklemedi açıkçası. Peki iç pazar kısmı? Sayın Batum, özellikle taksit sayısının arttırılması bir nebze de olsa belki pandemi sürecinin hala devam ediyor olması ve hala aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor ama elde bir somut bir veri yok. Dolayısıyla vatandaşlarda kuşkusuz bir tedirginlik var haliyle. İç pazarda özellikle hareketliliği sağlayacak olan ana unsur ne olabilir? İç pazarsal anlamda bakacak olursak doluluk oranları sektörde ne kadarlık bir hareketlilik getirdi mi öncelikle? Tabii ya, Mete Bey'in de bahsettiği gibi şu son bir buçuk haftadır bir hareket başladı. İnşallah bu artarak devam eder. Yaklaşık iç pazarda otellerin payları da nereden baksanız %50-60 civarında düştüğünü öngörebiliriz. Bizim otelimizde de şu anda iç pazar normal seyirinin %40-50 arası altında devam ediyor ki biz 17 Haziran'da açmış olmamıza rağmen. Otellerde genelde en çok pazarlıkta kuvvetli olacak şey aslında fiyatlama değil. Fiyatlama olacağını zannetmiyorum. Hı hı. İnsanlar daha çok güvenli markalara ve güvenli otellere ve bu sertifikasyonu ve gerçekten hijyen koşullarını doğru sağlayan otellere gitmeyi tercih edeceklerdi diye düşünüyorum. Şu anda iç pazarda bir fiyat yarışı başladı bile. Ama bunun çok doğru olduğunu inanmıyorum. Doğru bir rekabet koşulu olduğuna da inanmıyorum şu dönemde. Çünkü bizler bu sertifikasyonla ilgili kriterleri hayata geçirmeye çalışırken çok ciddi, hiç beklemediğimiz başka türlü maddi külfetler içine de giriyoruz. Dolayısıyla bunun da bir şekilde karşılanması gerekiyor. Yani bu hijyen ve pandemiye karşı alınan önlemlerin de bir bedeli var. Dolayısıyla evet, ben otellerin çok fazla fiyat kırmasını bu bağlamda doğru bulmuyorum. Zaten doluluklar çok düşük gidiyor. Açmayı düşünen otellerin bir parça daha ayaklarını yere basar, doğru fiyatlarla çıkıp sabretmeleri gerektiğine inanıyorum bu yıl için. Evet, fiyatları düşürmeden ziyade önemli olan bu anlamda değil mi? Turistlerin, gelen ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacak olan tedbirleri, bu sertifika için tedbirleri hayata geçirmeleri gerekir ki bu da belli bir zaten külfet getiriyordur dediniz. Bu anlamda yapılacak fiyat indirimleri bu dönemde de biraz değil mi? Çok da mantıklı gelmiyor. Sayın Vardar, acentalar kısmına dönmek istiyorum. Acentalarda bu süreçte özellikle açanan ve kapanan acentaların oranı ne oldu? Finansal sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri adına bakanlığın vermiş olduğu ödenekler yeterli mi? Orada tablo nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle biliyorsunuz biz erken rezervasyon kampanyasını Türkiye'deki seyahat acentaları olarak, bizde öncüsü olarak 28 Ekim'de başladık. Yani 28 Ekim 2019'da biz tüm 2020 planlamalarımızı hem kültür turlarında, yurt dışı turlarda, Kıbrıs ve yurt dışı turlarda başlattık. Şimdi yaklaşık 15 Mart'a kadar da aslında iyi giden bir sezondu. Yani geçen senenin yaklaşık %30-35 ciroda, %20-22 gibi de kişi sayısında bir artışla girdik. Ne yazık ki bu hepimizin başına gelen olumsuzluktan dolayı neredeyse sıfır noktasına gelindi ve 24 Mart itibariyle biz ofislerimizi de kapatmak durumunda kaldık. Evde çalışma sistemine geçtik 1 Haziran'a kadar. Ve şöyle söyleyeyim, yaklaşık 15 Mart'a kadar rezervasyon yaptıran misafirlerimizin %80'inden 1 Haziran'a kadar hep iptal talebi aldık. Ya iptal talebi aldık ücret iadesiyle ilgili. Yani bu ne demek? 6 aylık pazarlama giderlerimizin tamamını yaptığımız bir noktada satış yaptığımız misafirlerin %80'ini iade yapmak durumunda kaldık. Artı o güne kadar hem satın alma giderlerimiz hem personel giderlerimizi de tamamen biz finanse etmiş olduk. Bu 20 Haziran 20 Mayıs'a kadar neredeyse böyle sürdü. 20 Mayıs itibariyle de biz bu arada iptal talebi eden misafirlerimizin
çok büyük bir kısmını, hem şirketimize duymuş oldukları güven, senelerce en güzel anılarında, tatil anılarında onlarla beraber olmamızı, bir bütünlük sağlamamızdan dolayı fiyat farksız. Atıyorum Mayıs ayında konaklama yapacaksa Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, Eylül aylarında fiyat farksız kaydırmalar yaptık ve bu hakikaten çok güzel bir tepkiyle karşılaştık. Ama belirli bir misafirimizde işte işinden olan oldu. Tatili iptal edene, çünkü o aylarda kullanmış olan misafirlerimiz oldu. Onlar da iade taleplerini yaptılar. Şimdi 1 Haziran'dan sonra da bütün 157 tane ofisimizi de açtık ve 3 Haziran itibariyle yoğun bir talep almaya başladık. Geçen hafta itibariyle de bu talepler yoğunlaştı. 2 gün evvel yani pazartesi günü itibariyle de hakikaten çok ciddi sayılara gelmeye başladı ve talep hızları arttı. Yalnız bunun tabii önemli kısmı, çok önemli olan otellerin açılması. Otellerin açılmasında da açıkçası biz iç pazar olarak hakikaten çok önemli bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve birçok partner otelimizde hem bizlerin ricasıyla hem beklentileriyle ilgili açış tarihlerini geriye getirdiler. Ve 20 ile 30 Haziran arasında yaklaşık 60-70 tane bizim özel çalıştığımız tesisleri açtılar. Şimdi misafir şunu görmek istedi ilk başta. Bir tedirginlik vardı. Yani gittiğim yerde ne yaşayacağım? Bu anlamda hem misafirlerimize ricacı olduk. Bizim kendi çekimlerimizle ilgili değil. Tatile giden misafirlerimiz kendi tatil anılarını paylaşmaya başladılar sosyal medyada. Biz buraya geldik, böyle rahat ediyoruz. Hakikaten şu anda otellerimiz, Tunç Bey'in de oteli de dahil olmak üzere, inanın evimizden daha rahat, daha hijyen tedbirleri alınmış, sosyal mesafe kurallarına uyuluyor, işte maske ve tüm tedbirler o kadar güzel alınmış ki her misafir şu anda sertifika alan otellerde, ki almayan otellerde de çok ciddi düzenlenmeler yapıldı. Ki şu anda bu mecbur kılındı ama geçen haftaya kadar değildi. Bazı oteller almayı tercih etmeyip çok daha özel bir takım imkanlar sağlayabiliyordu. Misafirlerimizin bu paylaştığı videolar, oradaki rahatlıkları, mutlulukları, otellerin %60 maksimum kapasiteyle çalışabileceğini düşündüğümüz zaman çok daha rahat ortamda tatil yapabildiklerini gördükçe bu hafta itibariyle hakikaten çok yoğun bir talep alınmaya başladı. Tabii bu biraz da şununla ilgili. Hala bu vaka devam ediyor. Hala tedirginlikler devam ediyor. Umarım tedbirlerimizi biraz daha alıp vaka sayılarını daha da düşürdüğümüz zaman ben geçen seneki iç pazar yoğunluğumuza tekrar ulaşabileceğimizi düşünüyorum ki Mayıs ve Haziran gibi önemli iki ayı kaybetmemize rağmen. Ama önümüze daha Temmuz var, Ağustos var, Eylül var, Ekim var. Hatta Kasım 15'e kadar bölgelerde hakikaten tesisler yaz aylarına devam ediyorlar. Bunun yanında Maliye Bakanlığımızın çalışmalarıyla beraber bir çalışma başlatıldı. Bugün itibariyle başlıyor bu. 12 olan maksimum taksit sayısı 3 ay ötelemeli 15 taksite ve 36 aylık bir tatil kredisi başladı. Çok minimum rakamlarla. Bu şunu sağlayacak. Bizim Jolly Tour'un oluşmuş olduğu turizm potansiyelinde açıkçası taksit ortalamamız 9'du. Yani 9 taksit ideal bir taksit ama tatile bundan önceki dönemlerde gidememiş veya çok ekonomik tesislere gitmiş misafirlerimiz daha üst kategoride tesislere çok minimum taksitlerle gidilebilir hale geldi. Bu da bence çok önemli. Bambaşka bir turizm potansiyeli oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu imkanlardan faydalanan misafirlerimiz çok daha önce daha ekonomik tesislere gitmiş misafirlerimiz daha üst kategoride otellere bu sene gidebilecekler. İç pazar tabii ki tek başına Türk turizmini kurtaramaz. Ben bunu hep bazen de sistemkar olarak söylüyorum ama her kriz döneminde iç pazarın önemi konuşuluyor. İşte 2015'teki uçak krizi, daha sonra terör olayları ne yazık ki, ne yazık ki darbe girişimi filan derken her sene işte yurt dışından turist ne zaman azalsa iç pazar ajantaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz bunu tabii ki latife olsun diye söylüyorum ama bunun önemini çok iyi bilmemiz lazım. Ve bu dönem en azından şunu anlamamız lazım. Biz bir dahaki sene itibariyle iç pazara her tesise belirli bir kontenjanı ayırmak zorundayız. Tabii ki fiyat karşılığı da çok önemli olmasına rağmen iç pazar çok önemli. Çünkü her bu tip krizlerle yaşandığı zaman ilk ulaşılabilecek bir pazarın iç pazar olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda sizin nezdinizde hakikaten iç pazarda can siparihane olarak çalışan
didinen, mücadele eden tüm seyahat ajantalarına da hakikaten tebrik ediyorum. Çok özel, çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Yaklaşık 9000 tane herkes için önemli markası olan seyahat ajantalarıyız biz. Bu anlamda iç pazarın önemini bir kez daha hakikaten sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Evet, bu işin ve de iş gücü kısmına dönmek istiyorum. Sayın Batum, özellikle turizm sektörünü Türkiye genelinde 12 aya yayamadığımızdan dolayı maalesef daha çok mevsimlik çalışanların özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar döneminde arttığı bir sektörden bahsediyoruz. Bu pandemi sürecinin ardından özellikle iş gücünde bir kayıp olabilir mi? Çünkü sizin de verdiğiniz rakamlar hakikaten... %80-90 AB pazarı, yurt içi pazarda da %40 aşağısındayız demiştiniz. Ve bu sektörde özellikle nitelikli eleman yetiştirmek kolay değil. Siz bunu birçok yayınlarınızda dile getiriyorsunuz sektör temsilcileri olarak. İş gücü piyasasını destekleme adına bu dönem neler yapılmalı? Beklentiniz nedir? Teşekkür ederim. Şimdi bu dönemde en önemli konu aslında tabii turizm çalışanlarımız. Çünkü turizm çalışanlarımız olmadan bizim bu mesleği icra etmemize imkan yok. Dolayısıyla aynı gemideyiz. Burada hükümetin çıkardığı bu kısa çalışma ödeneğinin ve bir ay daha uzatıldı biliyorsunuz. Evet. Hayatta kalması çok çok önemli. Çünkü biz kapasitemiz oranında bütün oteller öyle veya böyle daha kısıtlı kapasitelerle açılış yapacaklar. Örneğin benim odamda 560, benim otelimde 560 oda var. 560 odanın şu anda 150'si açık. Ve ona göre bir personel istihdamı sağlayabiliyorum maalesef. Dolayısıyla bunu bütün sektöre yaydığınızda yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanın şu anda belki 200 bini çalışıyor. Geri kalanında bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor büyük bir kısmı. Dolayısıyla bu sosyal olarak çok önemli ve istihdamın da desteklenmesi adına çok önemli bir adım. Hükümetimizin aldığı en önemli kararlardan biri olarak görüyorum. İşletmeler bu yükün devamında sonbaharda eğer bu kriz derinleşir ve büyürse işletmelerin bu yükü kaldırmasına imkan yok. Dolayısıyla şu anda bu bir ay uzatılmış kısa çalışma ödeneğinin mutlaka daha başka formüllerle belki daha uzun vadeye yayılması gerekiyor. Söyleyebileceğim istihdamla ilgili konu bu. Biz ayrıca tabii bunun dışında bütün arkadaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Hiç irtibatı kendi adımıza koparmıyoruz. Bütün büyük gruplar, küçük gruplar, herkes GETOP olarak bölge ve sivil toplum kuruluşları, herkes birbirine destek. İnanılmaz bir kol kola girme durumu var şu anda. Ama dediğim gibi ve en sonunda herkesin dayanabileceği bir ekonomik sınır var. Evet. Ve o noktada da biz de hükümetimizle beraber hep beraber bir bu vereceği kararların içinde yaşayacağız. Büyük bir ihtimalle bu kriz bir anda böyle ortadan kaybolmayacak. Yaptığımız birçok konferansta ortaya çıkan sonuç herkesin ortak Avrupa Birliği ve benzeri turizm örgütlerinin de söylediği konu. Bu işin 2023'e kadar devam edeceği, yani 2023'te ancak seyahat endüstrisinin yavaş yavaş gerçek anlamda toparlanmaya başlayacağını öngörüyorlar. Evet. Önümüzde birkaç yıllık bir süreç var gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu an itibariyle 1 milyon 200 bin çalışanı olan sektörde de aktif olarak 200 bin çalışan iş gücünde ancak dediğiniz üzere kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere desteklerin farklı modelle de olsa da devamlılığı arz etmelidir. Büyük bir işsizlik problemiyle özellikle sonbahar aylarında karşı karşıya kalmamak adına şunu da sorayım Sayın Batum. Özellikle butik otel ve zincir otel seçiminde sizin GETOP Bölge Başkan Yardımcısı olarak bu dönemde tüketicinin tercihlerinde bir değişim gözlemlediniz mi? Ve yatırımlar açısından kuşkusuz 2023 toparlanma yılı olacaktır dediniz. O döneme kadar yatırımlar daha durağa mı geçecek Türkiye açısından turizmde? Şimdi bizim yeni bir sloganımız var. Tatil bölgeleri şehirlerden daha güvenli. Özellikle büyük tesisler, büyük alanları olan tesisler bizimki gibi. Buna benzer hem Ege'de hem Akdeniz'de hem Marmara'da bir sürü tesis var. İnanılmaz geniş alanlarda ve çok ciddi önlemler alarak
hayatı kolaylaştırmaya çalışıyorlar kendileri ve misafirleri adına. İnanın bir otelde tatil geçmenin bir günü şehirde sokakta dolaşmak veya markete gitmekten çok 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 daha güvenli. Çok daha az riskli. Tabii hiç kimse %100 her şeyi risksiz diyemez ama oteller şu anda aldıkları önlemler ve içerideki bir takım altyapıları geldikleri noktalarda çok ciddi hijyenik ortamlar sağlıyorlar. Hem de yiyecek içecekte de aynı şekilde. Dolayısıyla biz şunu görmeye başladık. Bizde yeni yatırımımız, iki sorunuza aynı anda cevap vereyim. Bizim Gölevleri yatırımımız vardı ve villalar bu sene. Bu yatırımın kriz çıktıktan sonra 1/3'ünü tamamlamaya karar verdik bu yıl için. Ama inanılmaz bir talep var. Çünkü daha kendinize ait özel havuzunuz var. İşte insanlarla iç içe olmuyorsunuz. Yemek alanları açık hava ve insanlar birbirinden uzak. Zaten olabildiğince önlemler alıyoruz. Gereken bütün önlemleri. Bunun gibi birçok otel var Antalya'da ve Ege'de. Bunların çok daha öncelikli tercih edildiğine ben inanıyorum şu anda. Dolayısıyla hem yatırımlar tabii ki biz kendi adımıza söyleyebileceğim 1/3 oranında şu anda yatırımı azalttık. Ama yatırım yapmaya devam ettik. Yani bırakmadık yatırım yapmayı ve görevlerini tamamladık. Ama turizmde yatırımların da %100'e yakın bir şekilde devam edeceğine ben inanıyorum. Çünkü insanların turizme inancı bu ülkenin kapasitesini gördükçe neler olduğunu daha önceki güzel senelerde ne gibi rakamlarla sonuçlandığını hepimiz gördük. Dolayısıyla yatırımlar mutlaka devam edecektir ama tabii hızı azalacaktır. 2020 ve 2021'de beklenen yatırımlar veya planlanan yatırımların bence %10-15'i hayata geçecek gibi tahmin ediyorum. İnsanlar bekleyecektir şu andaki durumun geçmesini. Evet. Durum bu söyleyeceğim. %10 ila 15'e ancak yatırımlar devam edecekti. Çünkü dinamik bir sektörden bahsediyoruz. Peki acentalar kısmında özellikle pazarlarken Sayın Vardar, sadece deniz, kum, güneş değil belki Türkiye'nin bu kriz döneminde de fırsata çevireceği artık bundan sonraki alanlarda yıllardır konuştuğumuz diğer turizm çeşitlendirmesine. Şunu alternatif turizm demek istemiyorum da daha spor, sağlık, gastronomi, kültür turizmine yönelmesi ki özellikle Anadolu tamamıyla bir kültür beşiği açık hava müzesi gibidir bizim Anadolu'muz ancak bunu tam anlamıyla yurt dışında pazarlayamıyoruz. Ne dersiniz, hem katma değerli turistin çekilmesi adına belki de bu kriz bir milat olabilir mi yoksa kaçırıyor muyuz bu fırsatı yine? Şimdi tabii sadece bu seneyle ilgili değil, ben kendi şirketimiz adına şunu ifade edebilirim, 34 yıldır. Özellikle misafirimize verdiğimiz güven ve yakaladığımız sinerjiyle beraber biz özellikle kültür turizminde de neredeyse pazarın tamamına kadar tek başımıza program yapan bir şirketiz. Bunu da çok gururla söylüyorum. Ekip arkadaşlarımıza da hakikaten teşekkür ediyorum. Bununla ilgili özellikle son 3 senedir, geçen sene bu topraklar bizim, bu sene Mirasın Türkiye adı altında bir kampanya başlattı. Çünkü 30-35 senedir o bölgelerin insanlarıyla hakikaten çok güzel bir duygu yakalamaya başladık. Bizim misafirlerimizi ağırlıyorlar. İşte biz onlarla çok özel vakitler geçiriyoruz. İşte kuyumcusu, işte Artvin'deki balcısı, işte Antakya'daki pişmaniyecisi, Urfa'daki, yani bütün Türkiye genelinde böyle bir heyecan yaratmış durumdayız. Bu anlamda sizin aracılığınızla hani şunu da söylemek istiyorum. Mesela işte biliyorsunuz Tanıtım Vakfı kuruldu. Bununla ilgili bir fon oluşturuluyor. Belki bir kültür turu yapan, bu bölgelere katkı sağlayan seyahat acentalarını belgelendirmek üzere bu fondan belirli destekler verilebilir. Biz de bu sefer daha fazla çaba gösterip o bölgelere daha fazla misafir taşımaya çalışırız. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü biraz evvel de dediğim gibi hakikaten seyahat acentaları özellikle 6 aylık tüm giderlerini yapmışken tüm iadelerle beraber bu giderleri tamamen kendi finanse etmiş oldu. Bence ileriye dönük bugün değil ama geçmiş dönemki bu zararlarla ilgili belki devletin seyahat acentalarına karşı bir katkısı olabilir. Biz bunu da daha fazla mücadele edip bundan önce olduğu gibi devletimize daha fazla iş yapıp daha fazla katkı sağlar duruma gelebiliriz. Bunların hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün bakıldığı zaman
Yaklaşık 50 yakın sektöre kaynak yaratan bir iş yapıyoruz. Bu anlamda daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün 1 liraya destekle çözülebilecek bazı konular yani 100 liraya bile çözülemeyecek. Çünkü bugün bakıldığında çok üzücü ama işte belirli internet gruplarındayız. Orada görüyoruz. Birçok seyahat ajantası devretmek istiyor, sektörden çıkmak istiyor, çok mutsuz. O yüzden özellikle hani lütfen yanlış anlamasın otelci dostlarımız, ulaşım şirketleri ama seyahat ajantaları sanki bu dönem daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde biraz yalnız kaldı gibi düşünüyorum. Bununla ilgili TÜRSAP Başkanımız Firuz Bey zaman zaman bunları dile getiriyor. Kültür Turizm Bakanımız sektörün çok önemli bir seyahat ajantasının sahibi olmasına rağmen seyahat ajantaları hakikaten bu dönem belki sorunuza cevap veremedim ama çok fırsat olmuyor böyle kendimizi duyurabilmek. Bu anlamda seyahat ajantaları hakikaten bu dönem biraz mağdur oldu gibi. O yüzden belirli şeylerle özellikle en azından tanıtım fonundan gelecek bir takım desteklerle daha fazla reklam vererek. Çünkü misafirlerimiz şunu görmek istiyor. Ne sunarsanız karşılığında bunun karşılığını alabiliyorsunuz. Yani bugün bakıldığında televizyon ekranlarında, sinemalarda, gazetelerde ne kadar fazla tatil reklamı olursa tatile talep de bu noktada artacaktır. Dondurma gibi yani çocuk da dondurmacıyı görünce dondurma yemek ister yoksa aklında yoktur. Bu da böyle bir şey. O yüzden bu dönem hakikaten verilecek teşviklerin kat kat ileride geriye döneceğini düşünürsek bu dönem seyahat ajantalarının biraz mağdur olduğunu daha fazla desteklenmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu hakikaten bölgelere, Urfa'ya, Trabzon'a, Van'a yani bütün bölgelere de daha fazla turizmcinin, tatilcinin gidip o bölgeleri de daha fazla destekleyeceğiz anlamına geliyor. Evet, seyahat ajantaları da başta olmak üzere sektör özellikle turizm tanıtım fonunun evet böyle bir kriz döneminde evet. Daha çok ödeneklerini tüm paydaşlarıyla paylaşmasını dile getiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Hilton Dalaman Sarıgelme Resort Spa Genel Müdürü Tunç Batıma diyor ve böylelikle bir iş dünyasını daha bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından iş dünyasına bu sefer